Hepinize merhabalar canlarım. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler ailecek çok şükür Allah'ımıza çok iyiyiz. Sizlerin de sağlığına duacıyız. Bugün sizlere Ebru'lu kek tarifi, diğer bir adıyla zebra kek tarifi vereceğim. Gelin hep birlikte malzemelerimiz neymiş bir göz atalım. 3 adet oda sıcaklığında yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı yoğurt veya süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı elenmiş un, 1 paket elenmiş kabartma tozu, 1 paket elenmiş vanilya, 2 yemek kaşığı elenmiş kakao, 2 adet kürdan. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtamızı karıştırma kabımıza alalım. 1 su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Bu arada standart herkesin evinde bulunan su bardağına ölçümüz. Unumuz da bu bardakla, yoğurdumuz da. Evet. Beyazlayana kadar şekerimizi ve yumurtamızı çırpalım. Evet. Şimdi 1 su bardağı yoğurdumuzu ilave edelim. Yine aynı bardakla dediğim gibi. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Tekrar çırpalım. Evet, elenmiş kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ilave edelim. Tekrar çırpalım. Evet, sırada unumuzu ilave edelim. Yaklaşık 1 su bardağı kadarını dökelim ve şöyle bir çırpalım. Birden dökmeyelim 2 su bardağını. Evet, geri kalan tamamını boşaltalım unumuzun. 2 su bardağı toplamda unumuzu kek hamurumuza ilave edelim ve şöyle bir karıştıralım ki etrafa un çıkmasın. Evet, kek hamurumuz hazır. Şimdi iki eşit parçaya bölelim. İki eşit parçaya böldüğümüz kek hamurumuzun bir tanesinin içine 2 yemek kaşığı kadar elenmiş kakaomuzu ilave edelim. Ve şöyle bir karıştıralım etrafa çığmadan. Mikserimizi açmadan daha doğrusu. Sonra devam edelim çırpmaya. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle hemen tepsimizi yağlayalım. Yağlanmış yuvarlak tepsimizin tam ortasına hamurlardan sırasıyla birer kepçe dökelim. Bu arada yuvarlak tepsi olursa daha iyi olur. Evet, hamurumuzun tamamı bitti. Şimdi Ebru'lu zebra kekimizin kürdanına şeklini verelim. Şöyle içten dışa doğru. Çizikler atalım. Şimdi dıştan içe doğru şöyle çizikler atalım. Her defasında kürdanımızı silelim. Evet, gördüğünüz gibi kekimiz hazır. 170 derecede önceden ısıtılmış alt üst açık ayarda 15-20 dakika kadar pişirelim. Her fırın ayrı ayrı özelliklere sahip olduğu için dikkatli ve kontrollü pişirelim. Sizin fırınız daha öncesinde veya daha sonrasında pişirebilir. Daha dikkatli olun. Ebru'lu kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi şöyle altını da göstereyim. Biraz dinlensin, hemen dilimleyeceğim. Evet canlarım, görmüş olduğunuz gibi kekimiz bu şekilde hazır. Ebru'lu zebra kek. Sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun. Bu arada şöyle alt tarafını da çevireyim. Şöyle. Çok güzel oldu. Evet, bir de şunu göstereyim. Burasını yedik. Bu tarafı kaldı.
Dediğim gibi sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.